bununla da ilgili bir şey. Ama yine de ben şunu söylüyorum. Ben şunu yaygınlık anlamında söylemiyorum moda olmasını. Tam da sözlü tarih kısmından gelmemiz kısmında. İki, sözlü tarih büyük sanat tarihi. Bunlara böyle hani 19. yüzyıla kadar bütün tarih metinlerinde bizim karşımıza bir herhangi bir işte bunun karşısında daralıyor. Tam bu modernist paradigmanın bize sunduğu bir problemdir bu. Alternatif kaynaklar anlatılar için bir yöntem. Bir eleştiren mesafe ilişki kuruyorsunuz, kurar yoksunuz. Bu aynı şey diğer anlatılar için iyi olmasın. Sözlü şey. Bu yüzden bastırmadan peki de tekrar devam dönüşüyor bir şekilde. Şimdi bununla ilgili çalışmak istiyorsanız o eğitim bekle olan tarımsal ilişkiler gibi ama çok katmanlı. O da sınıfa da bakıyor, toplumsal cinsiyetlere bakıyor, mekana da bakıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 15 Ocak 2015'te Diyarbakır Beşnoğlu Cezaevi Müze Koordinasyon Merkezi'nin kuruluşuna öncülük etti. Bu çalışmalar doğrultusunda Diyarbakır Cezaevi ile ilgili yaşanılanlara dair resmi belgelerin toplumla paylaşılmasında bir sıkıntı var. Bu konuyla ilgili biz de Diyarbakır Cezaevi'nin müzeleştirilmesine ilişkin bilgi belge toplamakta sözlü tarih yöntemini kullanmayı planladık. Bunun için bugün buradayız. Diyarbakır Beşnoğlu Cezaevi Müze Koordinasyon Merkezi bu konuya ilişkin bir yıldır, bir buçuk yıldır hatta çalışmalar yürütüyor. Sözlü tarih bu çalışmaların en merkezinde olan, en önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Bir süredir sözlü tarih çalışmalarını biz yürütüyoruz. Hem vakıf olarak hem akademisyen olarak İstanbul'da ve Türkiye'de sözlü tarih çalışırken biz her zaman bugüne kadar ulaşılmayan kaynaklara ulaşmak kadar farklı anlatılar elde etmek, özellikle mağdurun, dışarıda kalmış olanın, periferde olanın tarihini, mağdurun, mazlumun tarihini yazabilmek için ulaşabilecek kaynaklara ulaşmak için bizim için bir araç. Önemli olan aslında bugün yapmaya çalıştığımız en genel hatlarıyla sözlü tarihi sorunsallaştırmak nedir, ne değildir, nerede başlamıştır, Türkiye dışında ve Türkiye'de neler yapılmaktadır. Biraz da yine çok genel hatlarıyla sözlü tarihin teorisini, etiğini ve hukukunu anlatmak. Tabii ki en önemli kısmı da metodolojisiyle ilgili. Sahaya çıkan, sözlü tarih yapmak isteyen arkadaşlarımızın bir şekilde hani başlangıç düzeyinde nelere dikkat etmesi gerekiyor. Burada çok önemli bir şey, sözlü tarihin biraz tabandan olması, demokratik bir nitelik kazandırıyor ona. Dolayısıyla da çok değişik disiplinlerden, çok değişik alanlardan insanlar ileride sözlü tarih çalışması yapmak isteyebilirler ki katılımcıların çoğu öyle. İşte